Efendim, Gıybet mi programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en kaos seven yarışmacısı. En yakışıklısı falan demiş. Doğru, Oğulcan bizlerle. Oğulcan hoş geldin. Selamlar, iyiyim. Aynı, bıraktığın gibi. O kadar söz verdik. Ay evet. Ama sözümüzü de tuttuk yani. Bugün buradayız. Hazır mısın soracağım sorulara? Niye bana göstermedin soruları? Ay, asla bu arada. Vallahi o da sormadı bu arada. Yalan yok şimdi. Puçu sen de hazırlanmayalım dedik. Yani sen dobra bir insan olduğun için. Patlatalım belki. O zaman kolay bir soruyla başlıyorum. Senin gözünde Oğulcan kimdir? Oğulcan kimdir? Sevdim mi tam seven? Yani bunu herkes görmüştür. Sevdiklerine karşı çabuk güvenen, yalan söylese de karşındaki, yani her şeyini doğru bilen bir insan yani. Karşındaki insan yalan söylese de ona her zaman güvenen bir insan oluyor yani. Beni çabuk kandırabilirsiniz Berkay. Bunu herkes söylüyor biliyor musun? Evet. Oğulcan'ı evet. Çabuk kandırırsınız diyor. Herkeste bir yorum var yani, doğru. Peki şu an bir ilişkin var mı? Şu an bir ilişkim yok. Şu an bir ilişkim yok. Eminsin. Eminim. Ben pek emin olamasam da öyle eminim, diyorsa eminim. Öyledir abi. %100 eminim. Gelelim bir hafta boyunca bütün magazinin alt üstü oldum. Nereye geldik yine? Abi bir hafta boyunca gerçekten herkes bunu konuştu. Evet, ben de bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim. Bu Miko herhalde. Olayını bize bir sen anlat. Anlatayım. Bence bu konu kapansın artık. Vallahi hani çok saçma bir buluşma oldu aslında. Bizim sevdiğimiz bir abimin oteli var İzmir'de. Evet. Oraya gittik. Luka'yla beraber tatile çıktık yani. Oradan sonra bir gün sabahleyin de kahvaltıya indik. Herkes oradaydı işte. Tuğçe, Mika, ondan sonra Mika'nın arkadaşları falan. Onlar aynı yerde olunca Tuğçe de benim yakın arkadaşım olduğu için onların yanına gittik kahvaltıya. Yani masa böyle büyük yani. Ben bu kadar büyüyeceğini düşünmedim ama. Oradan oraya, oradan oraya bütün sayfalar... Ortalık ayağa kalktın ya. Aynen, bütün sayfalar paylaştı işte sevgilisinden tutup. Yani herkes bir tepki koydu yani. Günlerden neydi? Salı mıydı? Çarşamba? İkinci gün falan yani. Annem aradı beni. Dedim oğlum bu ne falan filan. Ben de dedim arkadaşımız yani. Şimdi evet. Yani sanıldığı gibi bir şey yok dedim. Sonra annemi tekrar arayıp doldurmuşlar herhalde. Annemin bir 10 kardeşi var. Oo. Annem de şeker hastası. Tamam dedim, açıklama yapıyorum dedim ya. Yani ama sonra sen yayını açıp söyledin. Aynen yani. Normalde hani söylemeyecektim. Sonuçta ortada bir şey yok yani. Herkes konuşuyor. Yok evet. El ele girmişler, yok şurada bir yere oturmuşlar falan filan. Sonuçta aynı oteldeyiz yani. Yemek yesek fotoğrafımızı çekiyorlar. Anladın mı? Herkes önemli yemek. Bir haber bu. Ya da biçe gidiyoruz. Orada fotoğrafımızı çekiyorlar. Aslında biz orada 10 kişiyiz. Ama sadece direkt. Bizi kesiyorlar oradan. Evet, baş başa gitmişler. Baş başa tatile gitmişler. Kız hayatımda ilk defa orada görmüşüm yani. Ha, takipleştiniz tabii. Orada takipleşince zaten ortada Oğulcan takipleşti, Oğulcan tatile çıktı. Ya bu zamana kadar neden yoktu? Niye orada takipleştim o zaman? Onu da düşünmüyorlar mesela. Peki niye takipten çıktınız? Niye takipten çıktık? Yani bilmiyorum, son zamanlarda herhalde sevgilim yaptı falan herhalde. Ha işte, tam da bilmiyorum, yalan söylemiyorum. Sevgili yaptığı için çıkmış olabilir, bilmiyorum. Böylelikle bu algıyı da yıkmış olduk. İnşallah. Ya sorun da artık evet gerçekten. Gelelim Kısmetse Olur'a. Neden katıldın? Yani birçok insan işte evleneceğim falan filan ayaklarına giriyor ama evet. Bence herkes oraya bir etkileşim için oraya girdi. Yani ünlü olmak için, tanınmak için. Evet. Ki ben de öyle girdim yani. Saklamıyorum bunu. Çünkü ama bir de ben başvurmadım zaten. Kısmetse Olur'un varlığından haberim yok. Ben birinci sezonu da izlemedim. Yani hiç izlemedim. Sen programı izlemedin. Ben hiç izlemedim yani. Bir gün bir mesaj geliyor. Mesaj da zaten hani pek inanmadım mesajı ama sonra elemelere gidince falan filan orada inandım. Güzeldi yani, benim için her şey değişti tabii ki o günden sonra. Tabii ki canım, ister istemez. Aynen, bir tanınırlık sağladım. Peki. İstediğimi aldım mı? Aldım. Hı. Bana göre bu yani. Beklentin karşılığı. Ya oraya giderim, bir aşık olurum. İşte ne bileyim, 209 böyle. Düşünüyor muydun hiç onu? Kesinlikle düşünmüyordum. Yalandan bir aşk yaşarım. Yalandan bir aşk yaşarım diyordum. Yani bunu da başaramadım zaten. Yalandan aşk yaşayamadım. Yani yalandan kısmı olmadı, doğru. Yaşayacağın her şeyi bilseydin en baştan. Yine aynı şekilde aynı kişiyle ilişkiye başlar mıydın? Başlamazdım. Şimdi bu cevabı beklemiyordum. Ben üzüldüm şu an. Yaşadıklarım için pişman değilim ama keşke bir ciddi bir ilişki yaşamasaydım orada.
insanları kullansaydım keşke. Peki sen kısmetse burada aşık oldun mu? Oldum. Zaten bir kişiyle birlikte oldum. Dile kolay belki hani günde iki bölüm çekiliyor zaten herkes biliyor. Şöyle düşün, her gün birbirini gören bir iki insan var ve sabah 8 gece 12 her gün berabersin haftanın 6 günü. Mesela Cansel'in diyeyim, Cansel'in sana karşı mesela onun huyları kötü gelebilir. Yani bu kızı nasıl mesela idare ediyor bu çocuk diyebilirsin ama bana karşı güzel geliyordu yani. Onun ne yapsa mesela kavga da etsek o an gülüyordum. Mesela bana diyorlardı niye ciddi olamıyorsun Oğuzcan falan filan kavgalarda. Abi hoşuma gidiyordu çünkü biliyorum huyunu biliyorum anladın mı? O yüzden bana kötü gelmiyordu yani. Peki sence bütün sezon aynı kişiyle devam etmek zor mu? Bence kolay. Bizimki toksik bir ilişki değildi yani. Evet. Ya bana göre kolaydı ama diğerlerini bilmiyorum. Mesela çok da idare edemeyen, ilişki değiştiren, 3-5 kişiyle birlikte olan aynı şeyde tanıma yolu dedikleri şey. Aynen. Yani ne bileyim normalleştirmesi tanıma yolu ama tanıma yolu bana göre flörtöz yani aynı programda 5 kişiyle birlikte oluyorsun çok saçma bence. Peki ilk gördüğünde ne hissettin? Zaten ben o merdivenden indiğinde direkt gözüme çarptı yani tamam mı? Yani böyle zaten bakışmamız var yani zaten evet. Herkes biliyor o bakışmayı. Orada zaten bir bakıştık. Ama ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum yani. Bir de o bana gelmese ben gitmezdim. Ben öyle bir tipim yani. Şey hani o bana adım atmasaydı ben gitmezdim. Beyaz gömlek. Aynen. Değil mi? Beyaz gömlekte. Bugün de siyah giydik. İnsan üzülüyor tabii ya. İki sevdiğin insan olunca bir de ekstra üzülüyorum. Ama elden bir şey geliyor mu? Artık. Yalnız hakkında hayırlısı. Ha, tabii mutlu olsun kurban olurum. Peki, beraber programı bırakıp gittiniz. Evet. Pişman mısın bundan? Pişman değilim yani. Çünkü ben bunu her yerde söylüyorum, tekrar söyleyeyim. Birinci bölümden 209. bölüme kadar berabersin o kızla. Evet. Ve bir gün diyor ki işte Oğulcan ben çıkmak istiyorum artık. Yani bu mobbinglere dayanamıyorum falan filan. Zaten bana evlenme teklif edecektin, gel Kapadokya'ya gidelim. Okey dedim ben de aldım bileti. Bileti aldım yani. Bilete o tuşa basmamla hayatımız değişti zaten. O tuşa bastım. Evet. O gün insanlar programdayken o gün bölüm çekiyorlardı. Biz Kapadokya'daydık. Şok olmuştuk yani. Şok. Programı o gün terk etmiştik yani. Yine olsa yine aynı şey yapar mısın? Yapardım ya. Hani o anki aslında güzel bir şey. Aşkının peşinden gittin tabii ki. Yani çok güzel bir şey. De. Baktım üzülüyor. Yani sonuç olarak dışarıda daha iyi yaşayabiliriz diye düşündük. Programdan ibaret değildi diye düşünüyordum tabii ki. Ama değilmiş yani. Programdan ibaretmiş. Peki programdan çıktıktan sonra ne kadar sürdük ya? Programdan çıktıktan sonra bir buçuk ay falan sürdü. Yani bir buçuk ay sürmüştür. Peki bak bu gerçekten kendi merak ettiğim bir şey. Onu unutmak için başkasıyla ilişki yaşadın mı? Sevgili bağlılığı evet, yapıyorsan. Evet. Yok yaşamadım. Peki nasıl unuttun? Nasıl geçti? O unutma sürecini anlat bize daha doğrusu öyle sorayım. Çünkü şey diyorlar, Oğulcan'ı aldattı diyorlar. Belki de hani bunlar yanlış bilgiyi doğrular mı? Doğru ne derler? Anladım ben ne demek istediğini. Aldatma demeyelim tabii ki böyle bir şey yok. Daha. Yani şöyle, mesela örnek veriyorum. Beni birisi aldatsa canlı yayında şunu söylemezdim yani. Çok iyi bir insan. Evet. Değil mi? Ki şimdi bile kötü konuşmuyoruz. Evet. Yok, Cansel bir canlı yayında şöyle evet. Demeç vermişti. Oğulcan çok iyi bir insan, umarım mutlu olur. Ki bende de aynı şey. Bir sonraki hayatında mutlu olur falan filan. Doğru. Ya beni birisi aldatsa mesela arkasından bu kelimeyi kullanmam. Mesela Tuğçe'nin yaptığını yaparım yani. Ya gibi. Yani aldatmamışım. Peki özlüyor musun? Özlemiyorum. Açıkçası inanmıyorum yani. Neden? Çünkü elimde olmayan sebeplerden dolayı bitti bir ilişki. Yani bazen dur diyebiliyorsun yani. Yani bu saatten sonra olmaz. O yüzden özlememem de lazım. Yani bakmamam da lazım. Bitmesi gerekiyordu diyebilir miyiz aslında? Bitmesi gerekiyordu yani. Bu saatten sonra zaten olmaz. İmkansız yani. Oraya nokta koyduk. Daha da ilerlemez. Koca sezon sana hanımcı dediler.
Enişte dediler. Gerçekten öyle. Normalde de öyle mi? Yoksa biz yani ben gördüğümüz olacağım bu mu? Yani gördüğün olacağın o ya. Ben normal hayatımda da yani her zaman sevdiğime değer veren, el üstünde tutan birisiyim yani. Benim için kötü de olsa ben ona iyi giderim yani. Her zaman iyi gittim zaten. İnsanlar da görmüştür. Evet. Yani öyleydim yani. Sen kısmet olurla alakası yok. Sen normalde de böylesin. Ben normalde de hanımcı... ben normalde de hanımcıyım dedi. Duydunuz mu? Komşular, buyur. Abi hanımcı olan erkekten zarar gelmez bence ya. Şey olarak yani bence de hani en evlenilecek erkek bence hanımcı olan erkektir. Yani bazı insanlar kısıtlayıcıdır. Yani evet. Ne bileyim hayatını alıyorsun bir kadını, kısıtlıyorsun her şeyini. Ya bu senin ne bileyim çalışanın değil ki. Senin sizde öyle bir şey var mı? Onu takip etme, bunu takipten çıkar falan durumlar oluyor. Cansel'de vardı bu arada. Vallahi. Ben de yoktu yani şey olarak. Ne bileyim, ben karşımdakine güveniyorsam isterse 50 tane erkeği takip etsin ama karşımdakine güvenmem lazım. Ooo, iddialı bir cevap. Gelelim. Çok konuşulan mevzu yine. Sizin baktım da şöyle, bayağı konuşulan mevzularınız var yani bütün sezon gerçekten. Bu ara çok nişleniyorum zaten. Ya şu Akbil Twitter'ı konusu. Kapattım. Abi en güzeli. Yine nişleniyorum ben anlamadım. Abi bu Twitter'la alakası yokmuş. Her türlü geliyor değil mi? Abi geliyor. Bu adam ben her gün gözlerimi dünyaya açıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Yine Olcay'ı linçliyorlar. Bir şehri tanıtmak istiyorsanız beni gönderin. Abi adam çok linç yiyor ya. Şehir ülke salın fark etmez. Salın vallahi. Akbil konusunu anlat bize ya. Planlı mıydı? Valla açıkça soruyorum. Yani, İkiniz mi planladınız bunu? Yo planlamadık. Ya ben aslında Cansel bugün bir şey yapacağım falan filan triplerindeydi. Ha. Ben de ne yapacak acaba yani? Ne planladı kafasında? Akşam kurmuş gelmiş anasını. Ya aslında bu kadar büyütmelerinin sebebi de şey yani ne bileyim arkasına akbisiz koymaları falan filan yani. Anladın mı? Ya ekranda izlerken bambaşka. Evet tabii canım yani bu kadar büyütüleceğini düşünmüyordum yani. Olaylar. Zaten ne zaman böyle düşünsem bu kadar büyütülmez. Olaylar 300 bölüm ilerliyor yani. Bayağı konuşuldu. Yani gerçekten sosyal medyada bu ben olay saçma bir davranış yani. Ben karşımdaki insanı böyle küçük düşürmeye çalışmam ne yapsa da mesela. O zaman bitir yani anladın mı? Ekranda niye tepki vermedin bu akbile? Tepkisiz kaldım çünkü tepkili davransaydım onun orada kalbini kırardım yani. Ben onun yaptığını yapmak istemedim aslında. O benim orada kalbimi kırdı. Ama siz bu konuyu aranızda konuşup çözdünüz mü? Ya çözdük. Çünkü yani o bölüm kaçıncı bölümdü bilmiyorum. 10. mu 15. bölüm başlardı. Evet. Şimdi 10. 15. bölümdeki Cansel'le 200. bölümde Cansel çok farklı. Aynı mesela aynı fotoğrafı koy. Kimse aynı Cansel demez yani. Ben Cansel'i çok değiştirdiğimi düşünüyorum o programda. İyi anlamda söylüyorum. İyi anlamda tabii ki. Sevgimle değiştirdiğimi düşünüyorum bu arada. Yani normalde mesela aynı davransaydım Cansel aynı 10. bölümdeki Cansel'le kalırdı yani. Ki o da zaten hani hastane bayağı bu kadar uzun duracağını düşünmüyormuş. O da öyle. Evet. Hani 20. bölümde çıkar giderim kafasıyla girmiş. O Akbil'den sonra çıkarım giderim diye düşünmüş herhalde. Giderdim bu arada. Yani büyük bir tepki gösterseydin yani olabilirdi. Bilmiyorum ya. Tepki göstermedim yani. İnsanlar yani. Seni eleştirdi yani, ama orada tepki göstermen gerekirdi, bir şey söylemen gerekirdi. Ne yapabilirdin ki? Yani. Mesela örnek veriyorum, sana aynısını yaptılar. Yani bu mu yani dedim yani. Ne yapmak istiyor canım yani şu an? Ha nasıl bir tepki çok verebilir bilmiyorum. Bana. Yani ne tepki verebilirdin ki orada yani? Abi dönüp de sana ayrıl demem asla bu arada yani. Hiç kimse için böyle zaten bir şey. Zaten orada ayrıldık herhalde yani. Bilmiyorum da. Limon git. Ayrıl. Öyle bir şey oldu ya, boşver. Ama bayağı bu olaylıydı. Şimdi bak. Net bir şey soracağım. Sor bakalım. Bu büyük aşk için, iki tarafta ayrıldıktan sonraki süreç için söylüyorum. Büyük çaba sarf ettiniz. Hatta bir daha yemeğe de gittiniz. Evet, doğru. Bir daha belki olur umuduyla. Evet, doğru. Neden olmadı? Yemeğe gittiğimde anladım aslında. Yani karşısına oturdum böyle. Tekrar olacağımızı düşündüm. Yani olacak mıyız, olmayacak mıyız diye düşündüm aslında. Çünkü daha şu anda bitmemişti. Aynen bitmemişti. Karşısında oturdum, yemek yedik, işte şarabımızı içtik falan filan. Her şey güzeldi aslında evet. Yani oradan çıkarken fotoğraf falan çekildik. Sarıldık. Ondan sonra eve giderken dedim ki ben ne yapıyorum ya dedim ya kendi kendime. Ben ne yapıyorum dedim ya. Sonuçta dedim bir şeyler yaşandı, elimde olmayan
sebeplerden dolayı. Ve buna tepkisiz kalamazdım yani. Kendi açımdan tepkisiz kalamazdım. Tekrar beraber olsaydık yine yapamayacağımızı düşünüyordum yani. Ben dedim ki uzatmaya gerek yok, bitirelim. Orada bitti zaten. O da çaba sarf etti, sen de. Yani o da gerçekten evet. Karşılıklı bir çaba sarf ettiniz. Evet, biliyorum tabii. Yani gerçekten ama siz de bu durumda anlamış olduğunuz gibi bir daha Oğucan ilişkisini göremeyeceğiz. O günden sonra yine konuştuk bu arada. Yani şey değil. Ama son katıldığı programlar olsun, şeyler olsun. İşte çok saçma. Ben onları kırıldım bayağı. Çok saçmaladığını düşünüyorum yani oralarda. Peki çektiğin TikTok'lar kime? Sürekli bir mesaj veriyor gibisin değil mi gençler? Bak yazın yorumlara. Ya benim sürekli mesaj veriyorsun. Benim eski TikTok'larıma baktın mı hiç? Hayır. Bakmadın değil mi? Hayır. Yani bir bak. Abi ben de aa diyorum ki aa oluyorum ben izlediğimde. Ya ben böyle TikTok'lar çekmeyi seviyorum yani. Ay susun ayol. Matkap size girsin ayol. Gençler bir matkap sesi var evde. O yüzden biz böyle durduk. Yandı şu anda mı? TikTok'larını anlat evet. Ya TikTok'ları ben aslında böyle aşk acısı çeken rolünde yapıyorum. Evet, haklısın. Evet. Haklısın. Ama ben seviyorum öyle yapmayı. Normal gülerek çektiğinde de çok mutlusun diyorlar. Ben anla hangisi ortasını bulamıyorum aslında. İster istemez insanlar eski ilişkine çekiyor yani. Eski ilişkime çekiyorlar evet ama ben ona yapmıyorum. Yani kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum arkadaşlar, ben ona yapmıyorum. Biteri de çok oldu bu arada. Şimdi siz görüyoruz ediyoruz ama evet, hemen altına yorumlar doluşuyor işte. Ah Oğulcanım, ah Oğulcanım. Yani yok. Birisi de benim yazmıyorum da içinden. Aa. Şu an bile o utanmasam ağlayacağım. Şu an kapı çalsa ve içeri girse ne yaparsın? Çıkar giderim. Yemin et. Ay Oğulcan inanmıyorum. Hayır ya. Gerçekten mi? Öyle Berkay yani, Allah Allah. Yok yani bizden. İmkansız. Şey kapı çalarmış için. Matkapçı geliyormuş. Ya nasıl ya? Ciddiyim bu arada yani, gerçekten bizden... Ha benim tanıdığım olacağın şöyle bir şok olur kalır yani. Niye bu şey oldu bir şey? Neyse. Olmaz bizden. Ona okeyim bak, bunda ben de okeyim. Yani burada durur çay içmem yani, kola içmem, ne bileyim. Oturum, bir daha başlayamayacağınızın farkındayım ben de. E ne yapacağım bunda ben okay. Onda mesela örnek veriyorum. Ama görünce insan bir şöyle bir kalır yani. Bir korsan taksi çağır çabuk. Ay ne bileyim ayol. İnandınız mı siz? Ben inanmadım. Bu açık açık söylüyorum. Yazın altta. İnandınız mı inanmadınız? İnanmamışlardır büyük ihtimal. Yani seni tanıyoruz. Başımız koptu. Kanım meybuz oldu falan. Ya meybuz olacak kan kalmadı artık. Yemin ediyorum ya. Kısmet olarak katıldığına pişman mısın? Değilim. Değilim. Benzedim cevap. Değilim vallahi. Abi yani bir de şu olay var. Kısmetsiz olarak katı, ya bu zamana kadar kısmetsiz olur dışında bir başarısı olmayan insanlar, ben başarı olarak görüyorum bu olayı. Kısmetsiz olur dışında bir başarısı olmayan insanlar kısmetsiz olurdan çıktıktan sonra kısmetsiz olur ismini unutturmaya çalışıyorlar. Çok var. Oğlum sen kimsin ki? Ya da kızım mazire sen kimsin? Mazire de çok gördüm. Sen kimsin ki yani? Örnek veriyorum, kısmetsiz olur bitince ne başaracaksın ki? Ha bir şey başar, bana getir ya da göreyim. O zaman derim ki tamam sen oldun. Yani sen siz herkes yani ben de dahil kısmet olur olacağım, ne bileyim kısmet olur çağırayım. Evet evet bu doğru yani, ya. Bu yüz yani arkadaşlar, kendinizi çok önemli sanmayın. Kısmet olur ben çıktık. Geldiğiniz yeri unutma, bana doğru söylüyor. Yani mazire de çok. Ay beni onunla anıma işte çağırıyorum mesela eskilerden, davet ediyor. Ay Berkay ben kısmet olur anılmak istemiyorum diyor. Okuyorum geçmişinde ne var, bir tek kısmetsiz olur. Yani, bir ya şey bir yere, yok ya. Bir programa katılmak istesen, en son nerede işte oynadın deseler, oraya yazacaksın onu mecbur. Evet. Kısmetsiz olur. Doğru. Yani bunu yazmadan seni belki oraya almayacaklar. Bir de ismini kesiyorsun yani. Gözüküyor mu yemin? Bir de ismini kesiyorsun. Bence saçma. Bence de bu arada. Net. Bu da hepinize cevap olsun. Yani en sinir olduğum konulardan bir tanesi. Gelelim kısmetse olur dostluklarına, arkadaşlıklarına. Başladık yine. Bu konuda da adamın çok olayı varmış. Abi adamın aşkı olay. Kavgaları olay. Dostlukları olay. Ben ne yapayım şimdi? Hangi birini sorayım? Sedat'la barıştın mı öncelikle? Sedat'la selam selam. Yani barışmadık. Yani normal mesela yoldan geçen bir adam bana selam verse aleyküm selam derim yani. Öyle.
Şu an eski dostunuz? İmkansız. Ha. Kıbrıs'a gittiniz abi. Kıbrıs'a gittik, evet doğru. Ama şöyle, Doğukan abi de vardı yanımızda. Yani o farklı bir yerdeydi, ben farklı bir yerdeydim sonuç olarak. Yani biz hani hep beraber takılmadık. Bir uçakta birlikteydik, Uçakta da mecbur yani. Aynı hostes fotoğraf çekilmek istedi ikimizle. Biz de yan yana gelip fotoğraf çekildik. Ha. Onun dışında bir şey yok yani. Öyle bir dostluğunuz hep beraber söz konusu gibi bir samimiyet falan yok. Selam selam yani, başka bir şey. Olamaz mı diyorsun? Ya, imkansız ya. Yani bana göre olamaz. Çünkü Sedat fanlarına göre hareket eden biri. Yani, nasıl yani? Ne bileyim, bugün Barış'sa mesela örnek veriyorum 500 fan kaybeder tribünde. O yüzden ben de bu konulara gelemiyorum yani. Ama Sedat sanki TikTok yayınında barıştık mı dedi. Ona benzer bir şey söyledi sanırım. Yani selam selam dedi. Ben de aynısını söylüyorum. Selam selam yani. O nasıl söylediyse ben de aynısını söylüyorum. Gerçekten öyle bu arada. Peki tamamen dostluğunuz hangi evrede bitti? Tamamen dostluğunuz. Çok güzel soru. Bu konuyu aslında şeyde açmayı düşünüyordum. Canlı yayın olacak ya. Ay korkuyorum. Ne geliyor? Ya aslında bir diskalifiye olayı oldu. Benim kafam orada dank etti aslında, tamam mı? Yani dedim bu çocuk insanları kullanıyor mu? Çünkü ya ben olsam, örnek veriyorum, aynı olay mesela Elif çıkmak istese programdan ve Sedat arkasından gitse ve bize bir şey sunsalar, deseler ki işte diskalifiye mi edeceksin, eleyecek misin? Ben elerdim. Onları diskalifiye etmezdim kesinlikle. İsterse şey olsun. Çünkü yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu çocukta. Tabii. Ve Elif'in bana bir kötü bir davranışı hiçbir zaman olmadı yani. Ya olmuştur da ben sineye çekmişimdir, sıkıntı yok yani. Ama ben Elif'i diskalifiye etmezdim. Sedat'ı diskalifiye etmezdim. Yani programdan, bir hayat programdan ibaret değil. Bizden 15 gün sonra zaten program bitti. Doğru. Program bitti yani. Yani 15 gün sonra programı yapamadılar. Hı-hı. Herkes çıktı gitti yani. Şu an finali çekecekler sadece bir bölüm. Ondan sonra bir gün dank etti. Dedim ki Sedat insanları kullanıyor. Nerede kullanıyor dedim. Sedat'ın fanları şey diyor. İşte Sedat lider ruhu. Falan. Bunu her yerde görüyorum işte, Sedat işte lider ruhu falan filan, güzel şeyler, öngörüleri güzel, tam öngörüleri güzel olabilir, okey, ben de buna hemfikirim. Ama lider ruhuyla insanları kullanmak çok ayrı. Bir tane olayını söyleyeceğim sana. Yani evet, çünkü açman lazım, tamam. Farklı yönleri çekebilirler. Bir gün Sedat'la benim arabada oturuyoruz, tamam mı? Bana dedi ki, Oğulcan dedi, ben Simge'den çok hoşlanıyorum dedi, tamam mı? Bak, belki bunu yalanlar şimdi, bilmiyorum. Oğulcan, ben Simge'den çok hoşlanıyorum, bunu programda açar mısın? Ya bunun muhabbetini programda açar mısın? Simge'yle başlama olayları böyle mi? Konuyu ben açtığım için içeride. Evet. İnsanlar ne dedi? İşte Simge, Elif'le aralığını sen bozdun. Aklına Simge'yi sen soktun. Dedi. Ama bunun bunu hayatında yani ben yapmadım. Yani bunun pişmanlığı var üzerimde. Niye söylemedin programda bunu? Sen istemedin mi Sedat diye? Yani. İşte söylemedim, arkadaşım diye, dostum diye söylemedim, anladın mı? Dostum diye söylemedim yani. Linç'in babasını da sen yedin. Evet. Aklına sen soktun, işte şey yaptın falan filan. Böyle bir şey yapmadım ben. Bir gün arabada oturuyoruz, bunu bana söyledi. Ben de onun için... İşte Elif, Simge daha çok yakışıyor sana falan filan triplerini söylemiştim işte. Evet evet, hatırlıyorum o bölümleri. Onu Sedat için yaptım ben. Yoksa bana ne? Sen, yoksa Sedat'ın yanında kim olsa ben seviyordum zaten. Elif de olsa ben Elif'in yanındaydım. Simge de olsa ben, benim bana ne yani? Simge ile çıkmış, Elif ile çıkmış. Peki Simge bunu biliyor mu? Simge bunu bilmiyor. Elif de bilmiyor. Bunu sadece ben ve Sedat biliyoruz. Artık hepimiz biliyoruz. Yani beni orada kullandığı için ben artık dostum demem ona. İlk kullandığı gün orada beni o yani, benim dostum dediğim adam yani, aynı evde kalıyorduk, bizim eve geliyordu, yemek yiyorduk işte falan filan. Yani ben kendi yatağımı verdim ona ya.
Hani sen burada yattın. Siz bunun üstüne dostluğunuzu devam ettirmediniz mi? Dostluğumuzu işte devam ettirdik. Ama ben dedim ki işte... Ya da sana bununla ilgili bir açıklama yaptım özellikle. Açıklama falan şey yapmadım ya. Bana. Ben dedim ki işte içinde kötü niyet yoktur ya. Anladın mı? Hani? Öyle o anlamda yapmamıştır dedim. İşte aylar sonra bana diskalifiye verdiğinde, ne bileyim Kıbrıs'tan geldiğinde işte bakiyeler bitti, Oğucan çifti editini beğendiğinde falan filan. Anladın mı? Fanlarını kaybetmemek için bunu yapıyor. Ya da işte programda finale kalmak için. O yüzden onun notunu verdim. Bu saatten sonra dostum olamaz yani. Peki tekrardan barıştın. Neden? Yani bunları... Kimle barıştın? Sedat. Tam dostluğun yok, okeyim. Ya da bunları ona tekrardan söyledim ya, sen yok, bana ben bunu yaptın onu... Sedat falan. Yok, ben ona hiç bunu söylememiştim. Bunu canlı yayında söyleyecektim aslında. Sana şey oldu yani. Peki bunu yalanlasa? Bunu yalanlasa ben kötü olurum yine. Ya da şey der, işte kervan yürüyor, arkasından da siz koşuyorsunuz falan der. Ama öyle bir şey yok yani, insanları... Bunu kanıtlayabileceğim bir şey diyor. Bu çünkü başka bir konuştuğunuz bir şey. Aynen, şimdi derler ki işte çamur at, izi kalsın derler. İşte ama diyeceğim. Yapacak bir şey yok yani. Ben kötü oldum. Sen kendinden eminsin Ahmet'im kadar. Ben kendimden eminim, %100. Aldatmayla alakalı bir durum değil. Evet. Şu simgeyle Serhat'ın başlamasının sebebi... benim yani, yanlışlıkla benim. Gerçekten yanlışlıkla yani. Aynen. Şok oldum, asla bilmiyordum. Gerçi simge de bilmiyormuş. Kimse de bilmiyor, kimse bilmiyor. Ya ben kullanılan bir adamım. Kullanılmışım yani, öyle söyleyeyim. Ben sevdiklerimi kullanamıyorum. Tam öyle bir problemin yok değil mi şahsi? Bir şeyin yok, var bile bir şahsi problemim yok. Ama ben sevdiklerimi, ne diyeyim, kullanamıyorum yani. Mesela bir yerde bir kafeye gidelim, bir ücret ödesin. Üzülüyorum yani, ikinci sefer ben ödeyeyim hemen, tribindeyim yani. Ya keşke bunu sana... Bunlar ortaya çıktığında sana bir şey demediğinde konuşsaydım ya. Mesela sen bana böyle dememiş miydin Sedat? İşte simgeyi ben hoşlanırım i̇şte dememiş program, miydin Sedat? Program çok ileriden gittiği için, anladın mı? O an farkına varamıyorsun. Mesela bir tane şey yapmıştı. Keşke yüzleşseydiniz ya. Bir tane Sedat bir hikaye atmıştı. İşte hadi bana negatif atıyorsunuz, bu çocuğa niye atıyorsunuz falan. Evet. Hatırlıyorsun evet, ya. Evet. Beni atmıştı kendi storiesine. Evet. İşte o onun için yani, anladın mı? Ben yine de bir şey dememiştim mesela. Verdikleri 2 milyon pozitif oyu, 2 milyon negatif oyu alarak zaten aynı eşitlediler yani. O sırf o sözümden. Sırf o sözümden 2 milyon eksi oy aldım. Sen sesini çıkarmadın. Yani sesimi bir şey demedim. Evet. Yani program zaten program bitti bu saatten sonra. Evet. Yani kazanan da belli. Ama benim bir kazancım yok. Ama bana bu yanlış yapıldı yani. Biliyorum bu yanlışın bilerek yapıldığını biliyorum. Bir takım şoklardan sonra yeni bir soru sorma vakti geldi tabii. Arkama doğru var ya. Evet. Var öyle bir karakter. İkimizin nefreti kapışır. Benimki daha... Nefret demeyelim de yani... Rahatsız oluyorum ondan. Yani olmasa daha iyiydi. Ay mi? Ha, niye var? İlk iki hafta böyle değildi biliyor musun? İzlerken, izleyip... Ya ben, biz aynı serviste gittiğimiz için... Yine benim salaklıklar, saflıklar... iyi birisi olarak görüyordum yani. O ne yapsa işte benim için yapıyor işte, beni seviyor falan filan. Tribindeydim. Sonra bir izledim. Lan şeyda neler yapmış arkamdan. Her bir arkama doğru yani, arkamdan ya, yani. Boşu söylememiş ben. Ay gerçekten. Ama öyle karaktere de ihtiyaç var. Şimdi bakıldığında... Tam kısmetse olur kadın. Aynen gerçekten net, bakıldığında mücadele. Yani farklı karakterler lazım oraya. Yeah. O da onlardan biri. Gittiğinde mesela üzülmemiştim tabii ki. Allah yani. Göstermesin. Ama eksikliği yaşandı. Ya yani yaşandı yani. Tekrar gelsin, tekrar bir azal. Tekrar gelsin, tekrar göndereyim tribünde. Hasta olayı. Ya orada herkesi kekledim bu arada. Nasıl? Herkesi. Sen inanıyor muydun benim pastayı attıracağımı? Ben onu cansel düşünmüştüm diye. Tamam işte. Ama ben sen düşünmüştüm. Herkesi i̇şte kekledim. Yani. İyi oldu ama. Cansel de hazırmış, dünden hazırmış ya. Kızım benden bekliyormuş, komut bekliyormuş benden. Hiç sevmiyor adam. Evet, güzel oldu ya. Yani hatıralara kazındı bende. Ben kesinlikle unutulmayacak bir sahneydi o pasta sahnesi. Evet, çok iyiydi abi. Keşke üçünü atsaydık. Ben niye birini attık diye düşünüyorum ben. Ya, o da aynı şey. Ama işte.
Ama hakikaten düşünüyorum. Bak koca sezonu geçirdik. Hep beraber sezonu atlattık neredeyse. Seven iki kişi falan var. Kimmiş o ya? Kim seviyor seni kız? Bir rutin de seviyor. Burak seviyordu belki. Ama o da eskiden seviyordu. Onlar da bitti zaten. Bitti mi? Hakikaten yok başka. Senin rutinden başka seven yok. Hayat kalk rutin değil Şükret. Hakikaten yok başka. Yok Tarkan canlı yayın açmış mı bu arada? Ay değil mi öyle demişti. Ay. Ergar sabah akşam TikTok'da ya. Bir de önüme çıkıyor. Engelliyorum bunu. Abi 24 bak uyanıyor gözlerini açıyor o böyle saçlarıyla. Telefonu herhalde tutturmuş oraya tamam mı? Evet. İşte canlı yayın hep açık. Uyuyor geri geliyor, uyuyor geri geliyor. Şaka gibisin ya. Şeyin evine gitmesi peki, Ahmet'in evine gitmesine ne diyorsun? Yani anlam veremedim yani. Hani yani. Benim rüyaların saçmalık seviyesi falan yani. Story attı falan. Yani tamamen konuşulmak istiyor bence. Yani şu an konuşuyoruz belki ona yararlı olur. O biraz seviyor, daha konuşalım seni ya. Seviyor, çok vallahi sever o burada konuşulmayı. Hoşuna gidiyor değil mi? Sen hoşuna gidiyor. Oğulcan beni konuşuyor falan. Yani. Akşama tweet at ya, seversin. Arkama doğru. Aşkım yani bölüp algı yere attık ama sen seviyorsun bu cümleyi kız. Aynen. Orada burada bağıra bağıra söylüyordun arkama doğru diye. Evet. Tweet at. Teyda. Atmazsan seni arıyorum bu sefer. Şeylerle bir yayın yapman yok mu ya? Yani? Bak bir şey söyleyeyim ben yaparım. Ama burada bir koruma falan bir şey olmaz. Hasan abiyi çağıralım. Hasan abi, Hasan abi ben Şeyda, üçümüz okeyim ama ben. Ama Hasan abiyle de bir gün bir yayın şey yapmamız. O adam neler çekmiştir ayol. Valla hiç konuşmuyor ya. Valla. Harbi konuşmuyor ya. Ya herkes onunla neler konuşuyor. Yaşadınız kavgalarda oldu ya. Ya kamera arkasındaki olanları görsen. Yani kesilen sahneler. Hangi olay aklıma geldi? Yani Smackdown falan çekiyoruz arkada yani öyle söyleyeyim. Ringler falan çıkıyor arkada. Bir de yani 10-15 dakika sonra barışıyoruz. Çok değişik olaylar yani. Ama belki psikolojimiz bozulmuş ama. Evet. 15 saat orada birini tokatlıyorum, ya örnek ya. Veriyorum. İkinci bölüm sarmaş dolaşım. Ben de anlamıyorum. Böyle bir karakter de değilim aslında ama. Ama val bak ben onu normal karşılıyorum. Yani koca sezon, haftanın 6 günü 15 saat berabersin yani. Ne yapacaksın konuşayım? Nereye kadar düşman keseceksin zaten? Evet. O yüzden. Ama orada olan orada kalsın yani. Benim görüştüğüm bir iki kişi var zaten. Onun dışında sen da... Luka'dan başka kimle yakınsın? Ya Tuğçe'yle yakınım. Tuğçe'yi çok seviyorum. Luka'yı çok seviyorum. Tuğçe ile ilgili de azı konu açılmışken bence cevap ver. Yani Tuğçe ile aranızda herhangi bir yok şey olması yani imkansız yani. Tuğçe benim kardeşim. Yani Tuğçe ile yemeğe de çıkabilirim. Tuğçe ile ne bileyim alışverişe de gidebilirim. Yapıyoruz da zaten. Evet. Gitti, geçen gün gitti beni giydirdi mesela tamam mı? Kendi böyle sevdiği kombinlerle. Güzel yani. İyi bir arkadaş. Gerçekten hani Tuğçe'yi ben kısmetse olur da çok tanıyamadım. Yani çok mesela örnek veriyorum. Mesela eline dokunsam Edith çıkıyor yanı satayım. Tabii. O yüzden dışarıda daha çok tanıdım. Tuğçe olduğu gibi bir karakter. Yani oradakiyle aynı ama yakın olunca daha çok seviyorsun yani. Ozan'la iletişim var mı senin? Yok. Ozan'la yok. Tuğçe ve Luka başka yani arkadaşlarım var ama yakın olduğu... Ya Çağrı'yla olduğu... da mesela konuşuyoruz, Ahmet'le de konuşuyoruz, Burak'la da konuşuyoruz ama daha çok Luka ve Tuğçe'yle yakın. Evet, anladım. Şimdi sana 4 tane isim vereceğim. Bana bunlarla ilgili de iyi kötü yorum yapmanı isteyeceğim. Ya gönder gelsin zaten patlattık isim... Neyse ilk isim Buse. Bence oradan sonra burayı isimlemez. Yani ben sonra... Buse. Buse. Buse'yi seviyorum. İyi bir karakter. Niye? Niye? Vallahi bir anda çıktı da. Niye mi? Nasıl yani? Neyi ne? Ya da... Yani Buse'nin bana kötü bir... Buse'nin bana kötü geldiğini düşünmüyorum yani. Buse bana iyi geliyor yani. İyi yani. İyi bir arkadaş. İlk bölümde bir tartışmamız oldu. Evet yani ama bilmediği konu hakkında bir yorum yapmıştı. Ben de orada ilk defa bir kadına yükselmiştim yani. Sesim bayağı çıkmıştı. Ama o yükseldikten sonra yükselmiştim. Yani o bağırmıştı ilk. Orada bir tartışmamız oldu ama çok da uzun sürmedi zaten. Barıştık yani ondan sonra. Ondan sonra ayrı bir kavgamız olmadı. Ama çok dahil oldu sizin ilişkiniz. Evet çok dahil oldu ama şimdi kısmet olur adı üstünde. Yani konulara dahil oluyorsun. Senin konun olmasa bile, senin konun olmasa bile sen ne karışıyorsun diyemiyorsun. Yani normal hayatında olsa mesela şuradan birisi karışsa sana ne lan dersin. Sana bile dersin. Ama orada olmuyor. Orada olmuyor yani. Orada birisi sana söz hakkı yani veriyorsa ya da Öykü Hanım işte
kaldırıyorsan parmağını. Sen ne düşünüyorsun diye soruyor. Aynen, sen ne düşünüyorsun diye soruyorsa o da söylüyor. Sen de cevabını veriyorsun. Yani Buse'yle aramda kötü bir olay yok. Buse'yi seviyorum. Bir diğer isim Ayşenur. Ayşenur ya, seviyorum ben Ayşenur'u ya. Onu yerim. Vallahi hani bana kötü bir olay olmadı onda. Ayşenur şeydi, programda anne gibiydi. Değil mi? Ya bir ilişki yapmayayım, takılayım 200 bölüm. Ya kızın da bir şeyi yok, kısmeti de yoktu gerçekten. Kısmetse olur, Almanya'dan işte her hafta teklifler işte şey sanıyor. Bir şeyler yapıyor. Ama gerçekten kısmeti yoktu yani. Olmadı, Pitbull'unu bulamadı. Hakikaten ya. Pitbull'unu bulamadı ya. Pitbull'unu bulamadı yani. Dışarıda da işte elendikten sonra Ahmet'le şiplediler. İlk gün geldi Luka ile şey oldu. Ay evet. Ay neler neler. Güzeldi ama yani. Yani Ayşenur'la aramda hiçbir kötü sorun yok. Ayşenur'u seviyorum yani. Bazen böyle darılıyor. İşte. Alınır o. Alınıyor. Alınır. Ama işte her zaman müsait olamıyoruz Ayşenur. Seni sevdiğimizi bil. Berkay'la ben. Ay Rabbim hocam. Ya Berkay belki arıyordur, konuşuyordur ama ben çok fazla... Ya o konularda kötüyüm, gerçekten kötüyüm. Yani şey olarak beni arayan sormayan insanı ben de arayıp sormuyorum yani. Şey olarak değil. Ama kötü niyetten kötü değil, niyetten tabii ki. Değil, evet, tabii ki. Evet. Mesela benim 4 sene görüşmediğim bir arkadaşım vardı. Hı hı. 4 sene sonra görüştük, sarıldık falan filan yani. Öyle benim arkadaşlarım öyledir. Ben alıştığım için yani aramasam da bana naz niyaz çekmezler. Alınmazlar diye alınmazlar. Yeni tanıştığım arkadaşlarımla da aynı düşünüyorum yani. Luka'da da aynı düşünüyorum. Mesela Luka'yı da arayıp sormasam bana alınmaz gibi düşünüyorum. Öyle olmaz yani. Bir diğer isim bu sezonun olaylı isimlerinden Çağrı. Çağrı. Cringe'in Allah. Mükemmel bir şey bak. Yemin ediyorum bak. Hani farklı. Yani her anını böyle klip çekermiş gibi hissediyor. Çok değişik bir karakter. Ama her ortama gerekli yani. Bence. Seviyor musun? Çağrı'yı seviyorum. Bana bir şey yapmadı. Yapanları bilmiyorum. Doğru yani. Çağrı'yı seviyorum. Olayları var ama işte. Bir gün dişleri atmışım. Dişler hani kesildi ya benim. Aradı beni. Oğlum sen salak mısın ya? Kaldır o videoları sonra onları diye. Dedim ne var oğlum dedim. Senin videolarından daha güzel dedim. Çağrı'nın TikTok'ları. Senin TikTok'larından daha güzel dedim. Bozuldu kapattı dedim onu. Son isim Bilek. Bilek. Ya Bilek sigortalı işçi gibi bana geliyor yani. Kısmetse olur da her dönem olsun. Çalışsın. Kısmetse olur ikinci sezon çekilirse de büyük ihtimal olur yani. Olur, gider o. Gider. Sen gider misin? Bilmiyorum. Ya gider. Gider o bakıştan aldık biz mesajı. Evet, Bilek. Gidersen başlar kopacak herhalde ya. Beni başkalarıyla, başkasıyla görseler herhalde orada full editler hiç alışık zaten. Her bölüm şey edit. Yani. Bir de benim kelime darlığım çok yok, tamam mı? Şimdi aynı kelimeyi aynı farklı bir kıza söylesem işte bunu ona söylemiştim. Ona söylemiştin değil. Kliplerine girerler. Of. Bir de senin yanında kimseyi görmediler ya onlar için. Evet, farklı kişiler görmediler. Bilek demiştik. Biz Bilek'ten devam edelim. Yine biz döndük dolaşık aşka geldik. Bilek çok fazla konusu yok ki, değiştik hemen. Ama koca sezonu yani güzel bitirdi yani. Evet, bitirdi. Her bölümde varsın Bilek maşallah. Yani ya 245 bölüm oradasın yani. Ay Oğulcan bitti biliyor musun? Ne bitti? Sorularım da bitti, biz de bittik. Lynch is coming. Bu saatten sonra herkes telefonlarımız. Ben telefon numaramı değiştireceğim, ben sana söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi ben? Bir hafta ben telefon numaramı değiştiriyorum. Beni aramayın sakın. Dediğim gibi herkesin cevap hakkı var. Dileyen ister benle, ister story ile, ister canlı yayında nasıl istiyorsa cevap verebilir. Bu bir iddiadır. Kendisine emin ama sonuçta ben bunu iddia olarak size söylemek zorundayım. Ama bunun bir kanıtı olamaz ki. Olamaz. Yani ne yapayım ki ben yani şimdi? Maksimum oturup yüzleşecekler. Arkadaşlar maksimum bu olabilir. Çamur yani. Attım izi kalsın. Öyle dersiniz siz büyük ihtimal. Ama yani ben insanları karalamak için hiçbir zaman bir kelime ya da iftira kullanmadım. Bu iftirada değil, bana yapılan bir yanlış. Bakalım cevap gelirse bakarız, gelmezse de yapacak bir şey. Güzel bombalar verdin be Oğulcan, vallahi teşekkür ederim sana. Rica ederim. İyi ki geldin. Bırakırsın değil mi? Hı? Bırakırsın değil mi? Herhalde evet, ayol, her şeyi yaparım. Dersinde ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Oğulcan'ı ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz.